Efendim Mengütürk ekranlarından hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir Tarihe Not Düşenler programında da sizlerle beraberiz. Efendim malumunuz 29 Mayıs'a geldik ve 29 Mayıs'ın bizim için de önemli bir anlamı var. İstanbul'un fethi ve her 29 Mayıs olduğu gibi ilk akla gelen Fetih ve Fatih oluyor diyelim. Her hafta olduğu gibi bugün de çok kıymetli, değerli bir konuğum var. Nişantaşı Üniversitesi doktor öğretim üyesi Hakan Yıldız hocam, kıymetli ağabeyim beni kırmadı. Aynı zamanda hocam çalışma arkadaşımız da oluyor. Sağ olsunlar. Bu önemli, güzel konuda bizimle beraber oldu. Sayın hocam, ben biliyorum çok yoğun tempoda çalışıyorsunuz ama bizi kırmadınız, geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Benim için bir vazife, ben öyle görürüm. Bir şeyler bilgimizi aktarabilirsek, bildiğimiz şeyleri, ne mutlu bize. Hocam hemen o zaman girelim. Aslında tabii bugün bir sempozyum, bir tanıtım toplantısından da geldik. Biz kıymetli bilgiler de öğrenmiş olduk. Buradan Profesör Doktor Ahmet Şimşek Hoca'ya da selam olsun. Fetih evet. Ve Fatih ile ilgili kitapları da göstereceğiz bize verilen. Hocam şimdi Fetih ve Fatih dediğimizde aslında hep bilindik. Yani her 29 Mayıs'ta olduğu gibi işte İstanbul'un fethi kutlamaları önemli yapılıyor. Fakat biz hep kronolojik bir sıra olarak işte her sene bunları konuşup genç nesillere aktarmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Fakat bu işin bir de bir kişilik var karşımızda. Bir imparator kişiliğinden, bir yani Fetih, Fatih lakabını alan bir imparator, bir padişah, bir general, bir mareşal var. Her şeyden önemlisi 3-4 dili okuyup anlayabilen çok kaliteli bir entelektüel insan da var karşımızda. Evet. Bu yönlerine genel hatlarıyla pek değinilmiyor. Bugün isterseniz sizinle zaman zaman baş başa yaptığımız sohbetlerde olduğu gibi o engin bilgilerimizden bizim hani off the record konuştuklarımızı burada milletimizle paylaşalım. Fetih ve Fatih dediğimizde ne anlarız hocam? Evet, şimdi ikisi de aynı kökten kelimeler. Fetih ve Fatih. Arapça feteha kökünden geliyor. Şimdi ben önce fetha ne anlama geliyor? Sonra fetih ve fatihi de ona göre anlatayım. Şimdi sözlükte fetha kelimesi ve fetih kelimesi Arapça şu anlamlara geliyor. Bizim bildiğimiz anlamı bir tek bir yeri zapt etme, ele geçirme, fethetme. Fakat bunun dışında daha derin anlamları var. Kur'an-ı Kerim'deki Fetih Suresi'nde de anlatılmak istenen sadece bir yerin ele geçirilmesi anlamında değil. Yani Fatih'i çok farklı yönleriyle onun vizyoner hükümdar, bir dünya hükümdarı olarak anlatırken bizim fetih kelimesini de, Fatih kelimesini de iyi anlamamız gerekir. Onun için burada kısa bir Arapça ne anlama geliyor onu bir görelim. Şimdi bir yeri ele geçirme, onu biliyoruz. Evet. Açma, açılma. Bir şeyin açması, açılması. Yani bu nasıl bir şey? Bir engelin ortadan kalkarak o engelin yolun düzleşmesi ve yolun açılması. Ki Allah'ın 99 isminden biri Fettah'tır. Fettah da Fetaha kökünden gelir aslında. Ve Fettah zikri yapıldığı zaman insanlar gailelerinin, sıkıntılarının açılması için bunu yaparlar. Şimdi açma açılmaya dolayısıyla bu bir anlamı da bu. Bir diğeri hükmetmek. Hükmetmek. Bu da Fatih'in hükümdar kimliğiyle bağdaşan bir anlam. Öte taraftan açıp genişletmek. Bir şeyi açıp genişletmek. Bir başka anlamı çiçeğin açması. Bakın çiçeğin açması aslında bir metamorfozdur. Düşündüğünüz zaman bir kelebeğin tırtıla dönüşmesi nasılsa
aslında bir çiçeğin tohumdan goncaya, goncadan çiçeğe dönüşmesi aşaması ve bu halin aslında bir metamorfoz, bir değişim, dönüşüm olduğunu da bize gösterir. Fatih ve fetih kelimeleri bu anlamların hepsini içerir. Ve son anlamı bir şeyin diğer bir şeyden ayrılması. Burada da İslami literatür açısından baktığımız zaman hak geldi, batıl zail oldu deriz ya. Hakla batılın birbirinden ayrılabilmesi. Şimdi bu anlamların hepsinin aslında fatih kelimesinin de anlamını söyleyeyim. Faildir, yani fetih işlemi, eylemini yapan demektir fatih. Dolayısıyla bu anlamlardan baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet Han hem bir yeri fethetmiştir, hem kendisini, ülkesini ve dünyayı bir anlayıştan başka bir anlayışa çeviren eylemi yapmıştır. Hem bir engeli ortadan kaldırmıştır, hem de kendi sıra dışı vizyonuyla insanlığı bir bakış açısından o güne kadar çok az görülen farklı bir hükümdarlık anlayışına, farklı bir egemenlik anlayışına çevirmiştir. Bu anlamlar Fatih'in kendi kişiliğinde aslında suret bulmuştur. Fatih'in entelektüel kişiliğinden bahsediyoruz değil mi? İşte birkaç dil bildiğinden, çok okuyup okumasından, eski Yunan klasiklerini kendi dilinden okuyabilmesinden, işte zaten Slavca, Sırpça, Yunanca, Arapça ve Farsçayı bildiğini kesin biliyoruz. Latince konusunda bir bilgimiz yok. Ama Latince'yi de Şehzade Cem'in oğlunun bildiğini biliyorum. Fatih'in yaşadığı dönem, evet, İstanbul'un alınması bir çağı açma. Ama nasıl bir çağ dediğimiz zaman, orta çağdan yeni çağa geçiş ama aslında bence insanlığı bir farklı bir boyuttan farklı bir boyuta geçişi anlatıyor bu. Yani bir şehrin ele geçirilmesi olarak fetihi anlamamak lazım. Bu çok geniş, çok daha derin bir konu. Çünkü herkese Fatih ismi verilmez. Bu anlamların hepsini kendinde meczeden, toplayan kişiye Fatih denir. Ve Fatih Sultan Mehmet'in bir diğer unvanı da Ebu'l-Feth'tir. Yani fethin babası. Buradaki fetih işte bütün bunları kendinde toplayan demek. Fatih'in kişiliğine baktığımız zaman gerçekten de bu bütün anlamları kendinde toplamayı hak eden bir kişilik olduğunu görüyoruz. Bir kere çok iyi eğitim aldığı kesin. Kesinlikle çok iyi hocalardan ve şu var, yani farklı olan nedir peki diğer hükümdarlardan? Daha mı zeka olarak onlar Fatih'ten geriydi ya da vizyonları daha mı dardı? Evet, vizyonları dardı, bunu söyleyebiliriz. Ama bence en büyük fark kendi yetiştiği doğu dünyasıyla merak ettiği ya da açılmak istediği, fethetmek istediği demiyorum bakayım. Açılmak istediği batı dünyasını kendi kişiliğinde birleştirebilmesiydi. Bu çok az insanda görülebilecek olan bir özellik. Yani bir yeri yakıp yıkıp ele geçirirsiniz. Oradaki insanları yakıp yıkıp öldürüp oraları ele geçirebilirsiniz. Kültürünüzü asimile ederek onlara dayatabilirsiniz. Ama onların gönlünü kazanmanız, yani fethettiğiniz bir yerin gönlünü de kazanabilmeniz çok zor bir şeydir. Ve Fatih bunu nasıl söylemiş biliyor musunuz? Hüner bir şehr bünyat etmektir. Reaya kalbin abad etmektir. Yani hüner aslında bir şehri, daha bunu şehzadeliğinde söylemiş, aslında diyor ki benim yaptığım fetih bir kaleyi ele geçirmekten çok daha derin anlamlar içerir. Daha bunu fethi yapmadan önce söylemiş. Yani diyor ki anlamı, bir şehri amaç fethetmekten öte, o şehri imar edip onu
Çin'de yaşayan insanların en güzel şekilde istifade edecekleri, güvenlik içinde, mutluluk içinde, saadet içinde yaşayabilecekleri her anlamda bir şehir haline getirmektir diyor. Marifet bunu başarmaktır ve sonunda ikinci cümlede orada yaşayanların gönlüne girebilmektir diyor. Bu çok önemli hocam. Zaten İstanbul'un fethinden sonra ilk şehre girdiği yaptığı imar çalışmaları veya şehrin yağmasını, durdurmasını konuşacağız ama evet. Hocam yetişme çağından başladık. Aslında dönemin konjektörüne baktığımızda Osmanlı Devleti açısından değerlendirecek olursak ben gene kültürel veya entelektüel kişiliğin oluşması üzerinden gideceğim. Şimdi kuruluş devri Osmanlı padişahlarının bir kütüphanelerinin olmadığını biliyoruz. İkinci evet. Murat'a kadar. Bunların arasında İkinci Murat'ın Edirne iyi fethedip orayı başkent yapmasıyla bir kütüphane kurduğunu görüyoruz. Hı. Gene aynı zamanda Manisa'da özellikle altını çiziyorum ki evet. Manisa'da bir kütüphane var ve Fatih büyüdüğü yer Manisa evet. ve bu kütüphaneden faydalanıyor değil mi? 1444 kesinlikle. Ve 46 tarihleri arasında ilk geldiği bir saltanata çıkışı var. Evet. Evet, evet. Hocam işte buradan alarak gidelim. Birazcık oradan gelelim. Evet. Şimdi ona işte ilk tahta geçişi tabii 1444 yılı. Bu babası 2. Murat çok bunalmış bir durumda. Yani bir bunalım anında ilk tahta geçişi yaklaşık 11-12 yaşlarında. Bu tahta geçişte 2. Murad'ın üzerindeki ağır sorumluluk, o sorumluluğu da şöyle anlatalım. Şimdi bunu anlatabilmek için şöyle yapalım bence. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarına bakalım. Şimdi evet, öyle enteresan bir sınırı var ki hem Avrupa'da sınırları var, hem Anadolu'da sınırları var. Şimdi Avrupa'ya ağırlık verdiğiniz zaman Anadolu karışıyor. Anadolu'ya ağırlık verdiğiniz zaman Avrupa'dakiler harekete geçiyor. İkinci Murat bunu dolu dolu yaşamış. Ve bu öyle yoğun bir şekilde olmuş ki en sonunda Avrupalı kuvvetler işte Macarlar, Eflaklılar, işte Bulgarlar, Sırplar birleşiyorlar. Bu birleşik ordu harekete geçiyor. Tuna'yı geçip üzerine gelmeye başlıyorlar. İlk karşılaşma İzladi'de, daha sonra Varna'da. Yani Tuna'yı geçtikten sonra İzladi ve Varna savaşları. İzladi savaşını 2. Murat çok zor kazanıyor. Çok fazla şehit veriyoruz. Çok fazla şehit ve bu zaten bir geçit savaşı. Tabii yüzden. Geçit savaşı olduğu için de çok zor bir galibiyet. Fakat başarılı oluyor ama 2. Murat kendini kuşatan diğer zorluklar var. Anadolu'daki beyliklerin isyanları var. Paşaların, beylerin bir takım talepleri, istekleri ve bunların arasında boğulduğunu hissediyor 2. Murat. Ve Mihalıç'ta biliyorsunuz tahtı oğluna bıraktığını söyleyip Bursa'da inzivaya çekildi. Aslında büyük bir risk değil mi hocam o yaşta? Çok büyük bir risk. Çok büyük bir risk. Fakat bence benim tahminim psikolojik olarak sürdürebilecek durumda değil. Belki bir nefes almaya, bir böyle içine dönmeye, özüne dönmeye, hani ona murakabe derler eskiler, bir böyle içe dönersiniz, içinizi dinlersiniz, bir murakabeye ihtiyacı vardı. Hani anlık değil ama belki bir aylık, bir yıllık bir murakabe dönemi. Tabii Fatih 11-12 yaşında o sırada. Yani çok küçük, evet çok iyi eğitim almış, çok başarılı ve kendince
bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama burada bir denge unsuru var. O denge unsuru da Çandarlı Halil Paşa. Evet. Çandarlı Halil tabii ki 12 yaşında bir çocuğun hükümdar olmasını hiçbir zaman kabullenemiyor. Ve fırsatını ilk bulduğunda tekrar 2. Murat'ı tahta geçirmek için sabırla bekliyor aslında. Çünkü Fatih küçük yaşta olduğu için bir takım hatalar yapıyor. Yani o hatalar nedir? İşte çok cevval olması. Hocam, bir şey evet, onun zaten tahta geçtiğini öğrenen, gören Balkan milletleri ve Anadolu'daki beylikler tekrar bütün anlaşmaları bozuyorlar. Bozuyorlar ve tekrar bağımsızlık, pardon, burada isterseniz keselim. Tekrar bağımsız olmak için bir takım hareketlere başlıyorlar. Şimdi bu Çandarlı Halil'in işine geliyor tabii ki. Çünkü padişahı tahttan uzaklaştırmak amacı tekrar 2. Murad'ın gelmesini sağlamak. Kötü niyetli mi? Hayır. Ama Fatih'in hükümdarlık gücüne güvenemiyor. Ve bir mektup yolluyor babasına. Tabii bu arada Buçuktepe... Evet, Buçuktepe olayı da şöyle oluyor. Yani Çandarlı Halil sadece mektup göndermekle yetinmiyor. Aynı zamanda Yeniçeriler onun sözünü çok dinliyorlar, çok bağlılar. Yeniçerilerin üzerindeki bu otoritesine güvenerek el altından Yeniçerileri tahrik ettiği söylenir. Bunun doğru olmaması mümkün değil. Çünkü Yeniçeriler onun sözünü dinliyorlar. Ve 2. Murat'ı tekrar tahta geçirmek için bunu yapmaması mümkün değil. Nihayetinde kendine sorduğunuz zaman bugün karşımızda olsa der ki devletin selameti için bunu yaptım. Haklı mı? Haklı görülebilir. Çünkü daha çok küçük yaş ve bu Buçuktepe denilen olayda Edirne'de Yeniçeriler maaşlarına işte zam olmadığı için ya da düşük aldıkları için isyan ediyorlar. Ondan sonra toplanıyorlar ve Edirne'de durum karışınca Çandarlı Halil padişahın ağzından güya işte babaya mektup yazıyor. Hani vardır ya, sen padişahsan yani gel al, ben ki padişahsam emrediyorum, gel. Ben Fatih'in böyle bir şey dediğine pek ihtimal vermiyorum. Bunu Çandarlı Halil'in bir organizasyon olarak görüyorum. Yani böyle bir organizasyon yani olduğunu. Burada bir hal edilme olayı var hocam. Evet. Yani tabii böyle söylendiği, hep böyle öğretile gelmiş ama özellikle Buçuktepe olayından sonra ve Balkanların kaynamaya başladığından sonra sanki değil de hani bir tahttan indirilme sanki çok küçük yaşta söz konusu oluyor. Evet. Kaldı ki biliyorsunuz Varna'ya gitmek istiyor ama babası orduya da almıyor onu. Evet, evet. Baba geliyor zaten ve tahtı işte devrediyor babasına. Babası da onu lalalarıyla birlikte Manisa'ya yolluyor. Yani yapacağı seferlere katılmasını da istemiyor bir şekilde. Ben burada biraz Çandarlı Halil'in doldurmaları olduğunu düşünüyorum padişaha karşı. Fatih'in tabii çok sağlam bir eğitim almış, çok sağlam bir kişiliği var. Evet, tecrübesizliği var, onu kabul edelim. Ama en azından babasının yanında olmalıydı bence bu seferler devam ederken. Fakat gönderiliyor Manisa'ya. Tabii o onun hayatında bir dönüm noktası. Belki de en önemli dönümlerden çok biri önemli, değil mi hocam? Çok önemli. Bunun sebeplerini düşünüyor. Devlette hakim olan iktidar odaklarını kimler olduğunu iyi tanıyor. Çandarlı Halil'in
çok güçlü bir otorite ve kimlik olduğunu devletin yapısında anlıyor. Kendine ilerideki fetihlerinde kim engel olabilecek, kim destek olabilecek? Bunlar da ayrışıyor aslında bu Buçuktepe vakasından sonra. Yani şahinler ve güvercinler diyebileceğimiz bir grup ortaya çıkıyor. Şahinler grubu hem lalalar arasında bulunan Şahabettin Paşa, Sarıca Paşa, İshak Paşa, Zanos Paşa. Zanos Paşa. Bunlar Şahinler grubu. Yani Fatih Sultan Mehmet'teki büyük hükümdarlık gücünü gören, İstedim. Ona manevi anlamda yatırım yapan ve destekleyen onu her zaman bir grup. Ama tabii Çandarlı'nın yaşlı olması ve devletteki büyük tecrübesi o zaman galip geliyor. Ama Fatih bunu unutmuyor hiçbir zaman. Ve yazdı kenara hocam. Evet, kenara yazıyor. Aynen öyle. Ve hükümdarlığa geçtiğinde yaklaşık 6 yıl sonra zamanını bekliyor. Yalnız acele etmiyor. Bu anlamda ben biraz Mustafa Kemal Atatürk ile Fatih'in benzer liderlik stratejileri takip ettiğini düşünüyorum. Yani Mustafa Kemal de dikkat ederseniz önce padişahla arasını hemen bozmuyor ya da bir takım şeyler olgunlaşana kadar cumhuriyet fikirleri de dahil olmak üzere bir takım şeylerde sabır gösteriyor. Yavaştan ağırdan uygun zamanı, giderek uygun zamanı bekliyor. Şimdi Fatih'in de aynı şekilde işte bunlar zaten büyük liderlere has, büyük beyinlere sıradan olmayan, sıra dışı liderlere has davranışlar ve tutumlar. Sabırlı olabilmek. Bu çok önemli. Ve Fatih bu sabrı gösteriyor. Tam burada hocam o kadar keyifli gidiyor ki sohbetimiz. Araya şeyi de sorayım istiyorum. Sokayım araya istiyorum. Yeniçeri ağası Hasan'dı değil mi? Hasan Çavuş muydu? Yeniçeri ağasını Evet. Önce o önemli bir olaydı. Bayağı değnekle dövdürüyor onları. Tabii. Kurtçu Hasan sanıyorum. Kurtçu Hasan. Evet. Ve şeyin hastadamı Çandarlı'nın. Evet, ilk mesajı veriyor ve ilk Yeniçerilere orada gözdağı da veriyor. Evet. Ama evet. Sebebi de şeyi de yazıyor hocam. Cülüs bahşişini bahane ederek. Çünkü Yeniçeriler buna bir şekilde belki de Çandarlı tahrik ediyor bunu. Yani elimizde net veriler yok ama Yeniçerilerin Çandarlı'nın bir durun dediği zaman o Buçuktepe olayında anında durduklarını biliyoruz. Anında durabildiklerine göre harekete geçin dediği zaman da harekete geçebildiklerini düşünmek yanlış olmaz. Dolayısıyla burada bir iktidarın bölünmesi durumu var. Ki biz bu iktidarın bölünmesini Osmanlı'nın duraklama ve gerileme dönemlerinde sıkça görüp yaşayacağız. Şimdi burada bir baba motifi altında tecrübeli bir devlet adamının genç yaştaki bir hükümdarı kontrol etme isteği, sen daha çocuksun dur bakalım falan gibi onu kendi otoritesiyle terbiye etme. Şimdi Yeniçeri Ocağı tamamen onun denetiminde. Dolayısıyla zamanını bekliyor ve hükümdar olduktan sonra o yetkiyi ele geçiriyor ve ondan sonra kendini gösteriyor. Hepsini ilk icraatı evet, değil mi ilk icraatında bayağı sopaya çekiyor yani bütün Yeniçeri şeylerini ve orada otorite benim. Çandarlı Halil değil. Ben padişah benim. Ve aslında biz Fatih Sultan Mehmet'in bu eyleminde devleti merkezileştirme yani tek bir hakanlık, hükümdarlık yetkisi altında, otoritesi altında toplamak istediğini görüyoruz. Ve Osmanlı tarihinin bana göre en büyük zaaflarından biri bu
tek lider otoritesini kuramadığı zaman çok büyük sıkıntılar yaşamış oldu. Türk devletlerinde de böyle hocam. Aynı şekilde. Tek otorite çok çok önemli. Merkezi otoriteyi sağlayabilmek. Ama bu merkezi otoriteyi de sıradan hükümdarlar sağlayamıyor işte. Fatih gibi. O mekanizmanın bir dişlisi oluyorlar hocam. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. İktidar odaklarının bir şekilde yönlendirmeleriyle hareket eden, hani kukla hükümdar demeyeyim de daha farklı bir şey kullanmak lazım ona. Biraz onların kontrolüne, o güç odaklarının kontrollerine giriyorlar. Şimdi burada Fatih'in bir kere ben çocuk değilim, ben hükümdarım dediğini oradaki ilk eyleminde aslında gösteriyor kendini. Evet, oradakini gösteriyor. Ve eylemlerinin bundan sonra şahin olacağını, güvercin olmayacağını aslında Çandarlı Halil'e hissettiriyor burada. Yani Çandarlı Halil artık istediği zaman Yeniçerileri ayaklandırıp, istediği zaman padişahı terbiye edebilecek bir otorite olamayacağını anlıyor. İşte. Ve burada yaparken, bunu yaparken hocam tedbirlerini de alıyor. Bunların ayaklanabilme olasılığına karşılık bütün Akıncı Üçbeyleri yanında, evet, ve hiç gıklarını, evet, çıkartamayacakları bir anda, evet, bu eylemi yaparak artık o işi, evet, bir üstüne bir çizgiyi çekiyor. Evet, evet. Orada bir başarı var. Onun sebebi de şu, çünkü o günkü Osmanlı devlet yapısında Üçbeyleri çok etkin. Üçbeyleri çünkü gazayı yapıyorlar, gazayı gerçekleştiren onlar. Uçlarda kendilerini ölüme atan, tehlikeye atan, gerek işte sol kolda, gerek sağ kol tarafında, gerek orta kolda, yani bu üç koldan Avrupa'ya yapılan gaza faaliyetlerinde kendilerini ateşe atan bunlar. Dolayısıyla onlar kendilerinin ayrıcalıklı olduklarını hissetmek istiyorlar. Ama Çandarlı barış, daha çok barış taraftarı, güvercinler tarafında olduğu için ya da ihtiyatlı hareket etmek istediği için aslında bir ölçüde ona da hak verebiliriz. Şöyle objektif baktığımızda hani ufak bir hak veriyorum ona. Neden? Çünkü o da devleti düşünüyor. Ama onun devleti düşünme yapısı farklı. Yani o diyor ki fazla düşman kazanmayalım. Etrafımız zaten düşmanla kaplı. İşte Rumeli'de ayrı düşman var. Anadolu'da beylikler var. Hepsi birden saldırdı mı nasıl baş ederiz diye bir sıkıntı içinde. Aslında devleti düşünüyor. Ama onun kadar Fatih de onu düşünebilen bir insan. Ve adımlarını atarken işte bu dediğiniz beyler onun niye arkasında? Çünkü Üçbeylerinin hayatı gazayla akın olacak. Akınla onların yaşam şartları onun üzerine kurulu. Onun için güvercin bir padişah hiçbir zaman onun arkasında olmazlar. Evet, Çandarlı'nın arkasında bir takım güçler var ama, bir takım paşalar, ulema var ama Fatih'in de arkasında o savaşçı grup var. Dolayısıyla o günün şartları içinde de onların ağırlığı çok olduğu için Fatih doğru tarafta. Doğru tarafta ne zamana i̇yi kadar... İyi etüt etmiş. Evet, çok iyi etüt etmiş. Zaten kendi yapısı da Fatih ismini boşuna almıyor zaten bunun üzerinde. Ama ihtiyatlı hareket edilmesi gereken zamanı da biliyor. Yani ne zaman saldırılacağını, ne zaman durulacağını, ne zaman... Mustafa Kemal Atatürk de öyle değil miydi? 30 Ağustos zaferine kadar, 26 Ağustos'ta başlayana kadar o durum sabırla bekledi. Sabırla hazırlandı. Bütün orduyu hazırladı. Ve ondan sonra öyle bir darbe vurdu ki darmadağın etti, İzmir'e kadar döktü, yıktı, gitti. Şimdi Fatih'in de beklediğini görüyoruz. Şartların, zeminin kendisine yardımcı olması için, evet kendisi çok büyük bir hükümdar, çok sıra dışı, zamanının İskender'i, öyle diyelim, zamanının İskender'i ama şartları da
kendine yardımcı olacak bir noktaya getirmek istiyor. Bu da onun dehasını gösteriyor aslında. Taktik ve stratejik dehasını gösteriyor. Ve bu işte mücadelede başarılı olduğu için Çandarlı gibi bir devi, bir çınarı durdurmayı başarıyor. Ve kendi kişiliğini ortaya koyarak onu yavaş yavaş kendi sözünü dinleyen, kendi emirlerine uyan bir vezir haline getirmeye başlıyor. Ve ondan sonra zaten kendini göstermeye başlıyor. Ve arkasında tabii Şahabettin Paşalar, Sarıca Paşalar, Zanos Paşalar, onlar zaten arkasında. Uç beyleri zaten arkasında. Onlardan da ciddi bir destek görüyor. Tam burada hocam şu şeyi de ekleyelim istedim izleyicilerimiz açısından. Neden uç beyleri? Çünkü uç beylerinin adı konulmamış Osmanlı padişahlarıyla adı konulmamış bir sanki sözleşmelerinden olduğundan bahsedebiliriz. Burada özellikle sadrazamdan emir almadıklarını, sadece padişahtan emir aldıklarını biliyoruz. Dolayısıyla sadrazamın onların üzerinde bir hüküm sahibi olabilmesi mümkün değil. Buradan da yakalıyor. İlk padişahtan emir aldıkları için dolayısıyla bunu da iyi kullanıyor. Zaten uç beyleriyle şeyi de aynı, amaçları da aynı. Fatih'in amacı da o. O da gaza istiyor. Tabii ki onlarla aynı fikirde ve bu işte bir şekilde çok güzel bunu birleştiriyor bünyesinde. Dolayısıyla ağırlık artık Fatih'ten yana dönüyor. O küçük çocuk, 12 yaşındaki çocuk işte 17-18 yaşlarına artık gelmiş durumda. Ve mükemmel bir eğitim. Devrin en iyi hocalarından eğitim almış. Babası da zaten ona önerdiği kitaplar ve tavsiyeleri, öğütleriyle çok tanınan bir hükümdar. Dolayısıyla bu ortamda Fatih kendini yetiştiriyor ve Fatih olmak için hazırlanıyor. Yani Sultan Mehmet diyelim, Fatih olmak için hazırlanıyor ve yavaş yavaş hükümranlığı diyelim, hükümdarlık zaten elinde de, hükümran olabilmek, iktidar olabilmek başka bir şey. İşte bu olaylardan sonra iktidarı da yavaş yavaş ele geçirmeye başlıyor. Ve hatta onu tabii birazdan soracağım ama hocam, Yeniçerileri dize getirecek, getiriyor ve kul sistemini devletin mekanizmasında yönetimin en önemli fonksiyonu haline çevirecek. Çok önemli. Ve burada bunu yaparken de hocam aynı sıkıntının ileride uç beyleriyle karşılaşmamak adına o günden tedbirini alıyor ve o gün itibariyle Yeniçerilerin tamamını kendine bağlayarak bunları da düzenli bir birlik yapıp sayısını da arttırmak suretiyle revize ediyor. Evet. Çünkü bakın uç beylerinden bahsettik ama bunlar yarı özerk yapıya sahip. Tamam. Padişahın sadece padişaha bağlı olan, onun sözünü dinleyen, kendi bölgelerinde özerk olan, özel iltimaslara sahip kişiler bunlar. Padişah ne istiyor dedik, Fatih ne istiyor? Merkezi bir otorite. Bu yapıyla merkezi bir imparatorluk mümkün olabilmesi için Çandarlı'yı egale ettikten sonra bu yapıyı denetim da kontrolü altına alması lazım. Ama çok akıllı hareket ediyor. Çandarlı'yı ortadan kaldırırken uç beyleriyle hareket ediyor. Uç beylerini yanına çektikten sonra da ileride aynı şeyi uç beylerinin yapmasına karşı kul sistemini, yani bu devşirme, devlet adamları, Enderun dediğimiz o saray okulu, üniversite hani bugün siyasal bilgiler fakültesi nasıl devlet yöneticisi, kaymakamları, valileri yetiştiriyor. Bunlar yetişenler aslında hem harp okulu mezunu gibi değil mi? Evet. O zamanın Enderun'undan mezun olanlar hem harp okulu mezunu hem siyasal bilgiler fakültesi mezunu. Askeri, savcı, askeri, mühendis gibiler. Aynen öyle. İkisini birden okumuş. Ve bunların
belli bir cemaate, belli bir aileye, uç ailelerine bağlılığı olmadığı için devşirme olduklarından dolayı ileride onların şantajları ya da tahakkümlerine de bir son vermiş oluyor. Bu Enderun sistemi işlemeye başlayınca, o devlet adamları yetişmeye başlayınca, yani kul sistemi onunla birlikte gelişmeye başlayınca ipleri elinde toplamaya başlıyor. Ve ondan sonra zaten uç beylerinin direnme şansı da kalmıyor. O yüksek otorite, yüksek hükümdar otoritesi altında bizim eski Türklerde de kağanlık, hakanlık otoritesi altında toplamaya başlıyor. Ve ondan sonra da başarı geliyor zaten. Bunları yapmadan başarı çok zor. Ve bunu zaten yaptığında da uç beyleriyle gördüğümüzde hiçbir sıkıntı da yaşamadan otomatikman onları itaat altına alıyor. Ama onları da yaptıkları işten de geri bırakmıyor. Bırakmıyor, mutlu ediyor. Tabii gaza oldukça uç beyleri zaten mutlu ve hem özellikle Rumeli'de uç beyleri onunla besleniyorlar. Yani bir takım maddi imkanları da onlara sunmak gerekir ve bunları zaten sunuyor ve onlarla iyi geçiniyor. Demek ki biz burada şunu anlıyoruz. Aslında o Osmanlı'yı kuran farklı güç grupları bir yandan egemenliklerini sürdürürken bir yandan onları yavaş yavaş merkezi pota içerisinde onlar farkına varmadan eriterek kendi otoritesine, tek hükümdar otoritesine onları bağlıyor. Onlar farkında olmadan, o kadar güzel bir geçiş oluyor ki bu. Farkında olmadan o merkezi yapının içinde uç beyleri ve diğer Türkmen beyleri giriyorlar ve onun otoritesini kabul ediyorlar. Zaten kendisi müthiş bir kişilik. O kişiliğin altında onlar da zamanla o sisteme adapte oluyorlar. Peki hocam, gelelim artık 17 ile 18 yaşları geçti. İmparator ya da padişah diyelim ki, İstanbul aldıktan sonra imparator unvanını da almış olacak. Fetih aşamasındaki düşünsel hazırlıkları. Evet. Kendini nasıl hazırlıyor hocam? Kendini hazırlarken burada duralım. Bir dakika, bu soruyu nasıl cevaplayalım onu düşünüyorum. Ya siyasi, askeri açıdan düşün, bütün bunu söylediklerimizi harekete geçirirken kafasında bir İstanbul bir anda projesi, kafamdan gitti. Bir İstanbul projesi var. Evet, demin evet. De ilk tamam. Girişte bahsettiğiniz şimdi, gibi İstanbul onun için sadece bir kent. Tamam, evet, şimdi şey yapalım, tamam, oturdu. Bunu anlatırken ben yani Fatih'in İstanbul'u ele geçirme projesi ya da hedefi, onun tabii büyük bir idealiydi bu. Bu ideali basit bir şehrin ele geçirilmesi ya da bir imparatorluğun, yani adı kalmış bir imparatorluğun, İstanbul dışında hükmü kalmamış bir imparatorluğun. Tacı kalmış değil mi hocam? Evet, ele geçirmek Fatih'e bir şey katmaz ve ona Fatih unvanını vermez aslında. Onun istediği şey aslında doğuyla batının tam ortasında duran o şehri, tabii bu şehir de çok özel bir şehir ve özel olması dolayısıyla kendisi de çok özel bir hükümdar olduğu için kendi kaderini aslında İstanbul'un kaderiyle birleştiriyor bana göre. Tam da o işte hocam, parmak bastığınız yer. Değil mi? İşin şeyi değil mi? Koptuğu yer. Evet. Kendi kaderi bu. İstanbul'un kaderi. Hani denir ya işte, ne kadar ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u. İşte burada bu sözün cisim bulduğunu görüyoruz. Yani gerçekten bunu bir ideal haline getiriyor. Peki bu ideal nasıl bir ideal? Doğuyu ve batıya hükmetmek. İstanbul'u aldığı zaman ne olacak? Bir şehri almış olacak. Aslında bir şehirden çok ötesi. Yani İstanbul dediğiniz bugün küçücük bir toprak bahçesi. O günkü bahçesi. Osmanlı topraklarına sınırlarını baktığımızda değil mi? Yani evet,
önemli. Bir kere Hristiyan dünyası açısından çok önemli çünkü doğudaki son kale. Doğudaki son kale, son Hristiyanlığın son kalesi. Onlar o açıdan çok önem veriyorlar. Fatih de Peygamber Efendimizin hadisi var. Evet, bunu gerçekleştiren o kutlu kişiye övgü var. Bu elbette var. Bunun yanında başka bir şeyleri daha istiyor Fatih aslında. Elbette buna mazhar olmak, o kişi olmak tabii ki istiyor. Ama bence onun ufku çok daha geniş. Ben bunu bizim Türklerin eski gök tanrı, kök tengri inancıyla biraz bağdaştırıyorum. Çünkü gök tanrı inancında gök sonsuz ve sınırsızdır. Değil mi? Gözümüzün erdiği, alabildiğine kadar mavi gök her yeri kaplamıştır. Aslında o bizim Türklerdeki otağı, çadırın, çadır onun minik bir örneğidir. Gökyüzü de bir çadırdır aslında. Ve onun altındaki her yer aslında gök tanrı dediği, aslında bizim bugünkü tek tanrı inancımıza çok yakın. Çok yakın ve bütün yeryüzünün hükümdarı olmak istiyor işte. Yani bu Türk devlet anlayışı aslında çok eskilerden, işte Metehan'dan, Göktürklerden bugüne, yani bugüne dediğim Fatih'e kadar gelen o devlet devamlılığı, devlet anlayışının aslında bir örneğini veriyor Fatih. Yani göğün altındaki her yerin hükümdarı olabilmek. Mavi göğün altındaki her yerin yöneticisi olabilmek. Ama bu yönetim ezmek, parçalamak, yok etmek, çeşitliliği ortadan kaldırmak anlamında değil. Türk Cihan Hakimiyeti Ülküsü mü kısaca? Evet. Rahmetli Osman Turan hocamızın Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi. Bu hani faşizan bir şey değildir. Bu çok daha öte bir şeydir. Nizam hani mi? Başkaları bunu, diğerleri işte ya bu ne, dünyayı ele geçirmek her tarafı falan. Yani bu Hitler gibi dünyayı ele geçirmekten çok daha derin, çok daha öte bir şey. Bu bir insanlık ideali aslında. Neden? Çünkü Fatih bu dünya egemenliğini neyle taçlandırmak istiyor? Adaletle. İyi davranmakla, iyi niyetle, çeşitlilikleri hoş görmekle, hükümdar olduğu her yeri kalkındırmakla ve insanların gönlünü kazanmakla. Empire bir düşünce sistemi. Evet, bütün dünya yurt. Yani onun yurdu, Fatih'in yurdu bütün dünya. Baktığımızda biz Türk kağanlarına geçmişte, bizim Türk devlet düşüncemizde zaten var olan bir şey bu. Bilge Kağan diyor ki, altta Yağız yer, üstte gök yaratıldıkta, ikisi arasında kişi oğlu, insan yaratıldı. Ve onların üzerine Türk kağanlarını hakim kıldı. Şimdi bu anlayış, hani ilk başta sanki ya işte her taraf Türklerin mi, her şey Türklerin, değil. Bakın, gökyüzü ve yeryüzü arasında insan yaratıldı. Ve insanın üzerine kim yönetici atandı? Türk atandı. Türk hükümdarı nasıl atandı? Kut alarak atandı. Kut almak. Kut almak ne demek? Hani kut almış diye hükümdarımız var ya, kut almak gök tanrının hakimiyet gücünü bahşettiği hükümdar demek. Ve burada bakın, Türkleri demiyor, kişi oğlu, insan oğlunun üzerine hükümdar atıyor gök tanrı. Dolayısıyla Türk hükümdarlarının sınırı bütün dünyadır, bütün yeryüzüdür. Kızıl elma. Yani ve
Osmanlı padişahlarında bunun nasıl devam ettiğini görüyoruz. Hani halifeliğin yanında Osmanlı padişahlarının ünvanı Zıllullahı fil alem. Dünyada Tanrı'nın, Allah'ın gölgesi. Yeryüzündeki gölgesi. Yani Allah adını, Allah adına yeryüzünü yöneten kişi. Bilge Kağan ne diyor? Aynı şeyi söylüyor. Fatih'in hükümdarlık nazariyesine bakıyorsunuz. Yönetim anlayışına bakıyorsunuz. O da, ama bu bir sakın yanlış anlamayalım. İşgalci, yakıp yok edici bir dünya egemenliği değil. Öyle olsaydı yapardı hocam. Bakın ne diyor? Balkan altı. Hüner bir şehir bünyat etmektir, reaya kalbini avad etmektir diyor. Yani hüner şehir aslında dünya. Dünyayı mamur edip dünyayı insanların yaşayacağı en iyi şey hale sokup o insanların kalbine girdiğimde ben dünya hükümdarıyım. İşte aslında Bilge Kağan da bunu söyledi. İstemi Kağan da bunu söyledi. Türk Kağanlarının hakimiyet anlayışındaki şey buydu. Fatih de bunu devam ettirdi. Bakıyorsunuz çocuklarına verdikleri isim. Şimdi Bayezid. Bayezid, bakıyorsunuz Yıldırım Bayezid. Dedelerinden Yıldırım Bayezid'in ismini veriyor. Niye? Yıldırım Bayezid bana göre... Onun örnek aldığı en önemli. Evet. Merkeziyetçi yani, devleti kurmaya. Kesinlikle merkeziyetçi ve o da Fatih gibi doğuyu ve batıyı birleştirip zaten İstanbul'a ilk ciddi kuşatmayı alıyordu. Tabii az daha alıyordu. İlk ciddi kuşatmayı yapıyor. Neden İstanbul'u istedi? Rumeli de alacağı, Anadolu'da baş edeceği bir sürü yer varken. İşte onda da o ufuk vardı. Fatih bunu bildiği için çocuğuna onun ismini verdi. Bana göre Beyazıt'la Rumeli'yi kastetti. Oğlu Cem'le de Cem nedir? Cem Farsça bir isimdir. İran ve Orta Asya'yı. Yani ve Anadolu'yu tabii ki. O da Doğu'yu temsil ediyordu. İki çocuk iki farklı bölgeyi temsil ediyordu. Onlara o ismi verdi. Kendi inandığı dünya görüşüne de torunun ismini verdi. Nedir? Oğuzhan. Oğuzhan ismi ne? Yani o dönemde ve sonraki dönemlerde böyle çok çok az rastladığımız şeylerdir. Bizim Orta Asya kökenimize, temelimize atıf yapan isim Oğuzhan ismini vermesi boşuna değil. İşte o Türk hükümdarlık... Biliyor bir kere Oğuzhan'ın kim olduğunu biliyor. Kim olduğunu biliyor değil mi? Yani bu evrensel hakimiyet düşüncesi Fatih de öyle durup dururken oluşmuş bir şey değil. Nesilden nesile aktarılan o Türk devlet anlayışı, Türk hakimiyet anlayışı onun bünyesinde mücessem olmuş. Yani cisimleşmiş artık. İliklerine ve onun dehasıyla da tatbik olmuş. Bunu istiyor ve bunu yaparken hiçbir zaman bölüp parçalayıcı ya da ayrıştırıcı değil, hep bütünleştirici oluyor. Şimdi kişiliğine bakıyorsunuz, Arapça ve Farsçayı biliyor. Kendi ait olduğu Türk kültürünü ve Doğu kültürünü... Çuvaşçayı bildiğine dair... Evet, evet. O kültürü çok iyi biliyor. Bakıyorsunuz... Slavca biliyor, Yunanca biliyor, klasik Yunanca. Homeros'u kendi dilinden okuyor. Homeros'u kendi dilinden okuyor. Eski Yunanca, klasik Yunanca. Yani bunlar onun çok farklı olduğuna zaten bir delil. Fethedeceği yerlerin dilini de biliyor. Kısacası. Kesinlikle. Sayın hocam, burada kısa bir ara verelim. Sizi de bir soluklandırmış olalım. Aradan sonra da bir de mühendislikte dehalarını konuşup İstanbul'u fethi ve ondan sonra açtığı çığırı konuşalım istiyorum. Çünkü zaman su gibi aktı hocam. Vallahi ben de fark etmedim. Gerçekten çok hızlı aktı. Efendim kısa bir aramız var. Aradan sonra Doktor Hakan Yıldız hocamla beraber Fetih ve Fatih'i konuşmaya devam edeceğiz.
Efendim yine beraberiz. Ekranını yeni açanlar için hatırlatmakta fayda var. Konumuz Fetih ve Fatih. Konuğumuzda kıymetli büyüğüm, değerli hocam Doktor Hakan Yıldız, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Ve hocamla Fetih ve Fatih üzerine konuşurken, hocam hep sosyal yönlerinden biraz gittik ve İstanbul'un sırlarından ne kadar gelmeye başladık. Peki bu zekanın bir de matematiksel mühendislik zekaya evrildiği bir dönem var ki top yapımına kadar. Evet. İşte bu topların taşınması, kullanılması, nakil edilmesi kaldı ki sizin en sevdiğiniz konular bunların, evet, lojistik meseleleri. Evet, lojistik. Ve hazırlıklar aşamasında mühendislik olarak değerlendirebileceğimiz dönemin Kızıl Elma uçakları gibi topların yapılması değil, evet, mi hocam? Evet. O büyük topların yapılması çok çok önemli. Şimdi tabii Fatih'in sosyal yönlerini anlattık ama onun fizik ve matematik alanında da çok, yani bir, bana göre bir mühendis seviyesinde bilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir kere kuşatma yerlerini, yani hani şimdi birden İstanbul'un fethine geldik ama o, bunu anlatabilmek için biraz fethin o durumunu anlatmak lazım. Nerelerden saldırılabileceğini, zayıf noktaların nerede olur, sürekli elinde kağıtlar önünde sürekli çizerek, krokiler yaparak nereden nasıl saldırılacak, ne taraf zayıftır, bunları planlıyor. Ve tabii top dökümü, o top dökümleri muazzam bir iş. İşte en büyüğü, ki onları yekpare yapmak zaten çok zor. Vidalı bir şekilde onlar, vidalı olarak sökülüyor birkaç parça halinde. Taşınması da çok ciddi sorun. Düşünün, işte Şahi Top, meşhur o büyük Şahi Top, 600 kilo gülle atıyor. 600 kiloluk bir gülle. Fatih'in burada işte mühendisliğini konuşurken, evet, top dökümünde o çizimleri, topların ne kadar çaplarının olması gerektiği, duvarın ne kadarlık bir güllenin gücüne dayanabileceği, hangi açıda atılması gerektiği, bunların hepsini tabii hesaplıyor, kendisi yapıyor. Elbette top döküm ustaları var ama o da işin mühendislik kısmını, planlamasını kendisi yapıyor ya da diğerleriyle birlikte bunu planlıyor. Ve o çizimlerde surların, Fatih'in ilk defa dünya tarihine bana göre askeri mühendislik ve askeri strateji anlamında çok önemli bir başarısı. Top bataryalarını, Şahi Top, onun biraz küçüğü, işte en büyüğünden en küçüğüne kadar, onları belirli yerlerde karışık olarak hepsini bir arada bir batarya oluşturup tek bir noktaya atmalarını sağlamak. Yani farklı çapta topları gelişi güzel surları dövmek değil, bir noktaya odaklayarak atmak. Çünkü amaç ne? Surun hepsini yıkmak değil amaç. Surlarda gedik açmak. Gedik açmak ki arkadan gelen asker, ordu girebilsin o gediklerden. Ve bu sistemin başarılı olduğunu görüyoruz. Ve dünya tarihinde ilk defa belki askerlik stratejisi, yani kurmaylık derslerinde belki bu anlatılıyordur mutlaka. Farklı ebattaki topları bataryalar oluşturmak ve o bataryaları da belli noktalara teksif etmek, yani yoğunlaştırmak ve büyüklü küçüklü o güllelerin aynı noktayı dövmesi. Yani suyun sürekli damlaması gibi bir noktaya ne yapar? Taşı bile belli bir süre sonra... Meta'nın ok hikayesi, evet, gibi değil mi hocam? Evet. O tahta geçerken okunu hepsinin aynı yere, evet, atacak, evet, şekilde eğitmesi, evet, gibi. Evet, evet, işte bu kültürel bir devamlılık bakın. Yani bundan bir haber olmasını, Mete Han'dan, Fatih'in bir haber olmasını düşünmememiz lazım. Düşünemeyiz. Torununa Oğuz Han ismini veren bir padişahın Orta Asya ile bağlantısının kopmuş olduğunu
başka bir dünyadan gelmiş olduğunu düşünemeyiz. Bu kültürel devamlılık devam ediyor. Türklerde zaten bu hep var olan bir şeydir. O devlet kurma yeteneği birden ortaya çıkmış bir şey değildir. Kökeni çok eskilere dayanan bir şeydir o. Bir bilgidir, bir donanımdır, bir birikimdir. Hemen Türk kurar ve teşkilatlandırır. Türk'ün yapısı odur. Hemen kurar ve teşkilatlanır. Bunu işte Fatih'te askeri anlamda, tabii idari anlamda da mutlaka, ama askeri anlamda da bunu çok güzel uyguluyor ve belli noktalarda top atışları yoğunlaşarak o noktaları artık un ufak etmeye başlıyor. Tamam, karşı tarafı da bu arada takdir etmek lazım. Canla başla onlar da işte açılan bütün gedikleri kapatmaya çalışıyorlar ama bu sefer şimdi Bizans'ın, yani İstanbul'un içinde ciddi bir karmaşa var. Bu karmaşa fethedilme korkusu tabii ki en başta, ama öte taraftan bir Katolik Ortodoks kavgası var. Çünkü Bizans Ortodoks yardıma gelen yardımcı kuvvetlerin işte en önemlisi Venedikli komutan Giustiniani'di sanıyorum. Giustiniani. Evet, Giustiniani, Venedikli komutan, o Katolik. Şimdi bu zaten daha önceden başlamış bu Katolik Ortodoks çekişmesi. Taşlı Seferi. Evet, Taşlı Seferi'nden bu yana ve Bizans'ın Ortodoks din adamları aslında direniyorlar. Gennadios da bunlardan biri. Daha sonra olacak. Fatih'in patrik olarak Atica. Gennadios bunu kabul etmek istemiyor kesinlikle. Ve böyle bir de mücadele var. Yani Latinlerin kendilerine hem yardım etmesini istiyorlar Bizanslar, hem istemiyorlar. Bir fikir ayrılığı da var aslında. Halk ise tabii şaşkın bir durumda, yok edilip parçalanıp katledileceklerini düşünüyorlar fethedilince. Ama işte buna rağmen canla başla mücadele ediliyor. O topların açtıkları gedikler kapatılmaya çalışıyor. Ama aynı noktaya o inanılmaz büyük güllelerin, çeşitli çaptaki güllelerin artık belli bir noktadan sonra un ufak olmaya başlıyor ve gedikler açılmaya başlıyor. İşte bu noktada kim çıkıyor ortaya? Tam moral de veriyor. Çünkü fetih geciktikçe, mücadele geciktikçe Bizans'ın dayanma azmi, Fatih'in alma azmi, ikisi öyle bir kızışıyor ki süre uzuyor. Süre uzadıkça kim devreye giriyor? Çandarlı devreye giriyor. Çandarlı diyor ki, padişahım, bu fetih olmayacak. Biz bunu yapamayacağız. Gelebilir. Macarlar gelir, işte Sırplar saldırır, onlar, Haçlı ordusu gelir. Fatih bundan korkmuyor mu? Korkuyor. Ama cesareti korkusunun ötesinde, cesareti korkusunu yenmiş durumda ve o kadar inanmış ki, bakın inanmışlık hepimizin örnek alması gereken bir şey. Bir şeye inanmak, ideallerine inanmak ve onun peşinden gidebilmek. Bu çok önemli. O kadar inanmış ki bu şeyini bırakmıyor. Asla mücadeleyi bırakmıyor. Kendi içinde ne buhranlar yaşıyor. Bunu fark ettirmiyor. İşte bu noktada biraz da Akşemseddin'in ona yazmış olduğu bir mektup. İşte gördüğü rüya, bir takım manevi hallerin içinde yaşadığı, fethin gerçekleşeceğine dair aldığı sinyaller manevi dünyadan, bunları ona aktarması Fatih için büyük bir moral oluyor ve tabii Çandarlı'dan bunun intikamını mutlaka almak istiyor. Tabii bir takım söylentiler var bunun ne derece doğru olduğunu, ki Halil İnalcık hocamız da yani güya Bizans'tan rüşvet aldığını. Ben asla rüşvet aldığına inanmıyorum. Evet, Dukas falan devrin kaynaklarından bunu söylüyor ama buna inanmıyorum. Çünkü Çandarlı o kadar zengin ki
o kadar büyük mal varlığı var ki. Bir belki, de Bizans'ın para verecek durumu da yok. Yani o kadar zengin ki Bizans'ın vereceği paraya ihtiyacı yok. Devlete bu kadar hizmet etmiş bir insanın böyle bir ihanette bulunması da zaten akıl dışı. Bunu yazan ama oryantalistler hocam, işte Franz Bobinger de yazıyor. Evet. Aynı şeyleri. Evet, yani. Evet. Onları yazıyorlar. Fakat tabii ki gönlünün kuşatmanın kalkmasından yana olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de sürekli sıkıştırıyor. Bak diyor, gecikti fethi. Bak işte olmadı. Asker bak olmadı. Huzursuzlanıyor. Asker huzursuzlanıyor bir taraftan tabii ki. İşte o noktada Akşemseddin devreye giriyor. Akşemseddin moral veriyor. Ve sonunda toplar yeterli şeye gelince Fatih zaten bütün İstanbul surlarını önünde planlarda, krokilerde çizmiş. Nerede ne gibi hasarlar oluştu hepsini işaretlemiş ve en sonunda hücum emrini veriyor. İşte o noktada biraz önce söyleyeceğim şey Ulubatlı Hasan devreye giriyor. Şimdi Ulubatlı Hasan'a son zamanlarda işte yaşamıştır, yaşamamıştır. Bu bir hayal ürünüdür falan filan. Fakat meslektaşımız Hakan Yılmaz'ın yaptığı araştırmalar, saha araştırmaları Ulubatlı Hasan'ın ve vakfiyesi, onun kendi mescidinde 1950'lere kadar var olan ama daha sonra yıkılan bir mescidi var Horhor'da, Fatih'te. Sadece şu anda kabri var ama o zaman mescidinin resmi de var, hatta fotoğrafı da var ve sonra çizimleri de var. O mescit 1950'lerde yıkılıyor. Genişletme, işte meydan düzenleme çalışmaları sırasında. Bereket ki mescidin üstündeki kitabelerin resimleri o zaman çekilmiş ve orada Ulubatlı Hasan'ın varlığının en önemli kanıtları, o zaten 5 satırlık, 6 satırlık dizede var. Ayrıca devrin Bizans kroniklerinden Francis'te de zaten işte Ulubat'ın eski Rumca adı, Oralı Hasan isimli kişinin surlara ilk çıkan kişi olduğunu, kendi arkasından da 18 sekbanın geldiğini, kendisi sekban başı. Biliyorsunuz sekbanlığı da Fatih Yeniçeri Ocağı'nda şey yapıyor, kızdığı için Yeniçerilere. Sekbanlar normalde av bölüğüdür. Yani savaşçı bir bölük değildir. Ama o av bölüklerini alıyor, savaşçı yapıyor. Sırf kendine muhalif Yeniçerilerin inadını kırmak ve padişah otoritesini onlara göstermek için. Hani olay sadece dayak attırmak liderlere değil, aynı zamanda sekbanlığı da yükseltiyor. Ve sekban başı işte Ulubatlı Hasan'da, arkasından da 18 sekbanı geliyor. Çıkıyor, Francis'in kendi ifadesi, diyor ki Lepointli sanıyorum, işte Ulubat'ın eski şeyini hatırlamıyorum, Rumca ismini, çıktı savaşa savaşa, işte elinde ak bayrak vardı. Ak bayrağı dikti, fakat o sırada okçular hem oklamaya başladılar, tuttuğu bileği tamamen okla kaplandı kolu. Aynı zamanda taşlar atılmaya başlandı. İşte bir taş koluna geldi, öbür taş göğsüne geldi, yıkıldı fakat tekrar ayağı üzerinde doğruldu. Bu sefer vücudu oklarla kaplandı ve düştü. Ondan sonra gelen 18 sekban, onların da kabirleri işte o bir yakın Fatih'te bir yerde sanıyorum. Onlar da şehit oluyorlar, surlardan aşağı itiyorlar. Ama tabii o sancağın oraya dikilmesi Osmanlı ordusu için muazzam bir itici güç oluyor. Ve ondan sonra zaten müthiş bir coşkuyla, inanılmaz bir coşkuyla sel halinde ordu, bütün askerler ne ölümü düşünüyorlar ne başka bir şeyi düşünüyorlar. Bayrağı tutarak ölen Ulubatlı Hasan. Şimdi işte onun hala dediğim gibi 1950'lere kadar mescidi var. Hakan Yılmaz araştırmacı araştırıyor. Hem bizim kaynaklarımızda
hem Francis'te var olan bir bilgi ve onun kitabesinde de yazdığına göre işte ne kadar düşmanı kahrederek sancağını diktiğini anlatan dizeler var orada da. Dolayısıyla bunun da aslında yaşamamış ya da sahte bir kişi olduğunu da söyleyemeyiz. Çünkü bu somut elimizde bir takım şeyler var. Bunu nasıl izah edeceğiz? Dolayısıyla Ulubatlı Hasan'dan sonra zaten işte açılan gediklerden içeri giriyorlar. Ondan sonrası zaten Fatih şehre girdiği zaman zarar vermek istemiyor. İkinci gün giriyor değil mi? Evet. Şehre falan. Yani iki defa şehrin barışçı olarak teslimini istiyor. İslam hukukuna göre. Evet. Yani vireyle yani bir şekilde verip canınıza malınıza dokunmayacağız. Fakat tabii Bizans bunu kabul etmiyor. Kabul etmediği için de savaşla ele geçirildiği için de 3 gün yağma askerin hakkı. Fakat 3. günü durduruyor. 2 gün sabrediliyor. Kıyamıyor İstanbul'a. Kıyamıyor İstanbul'a. Çünkü hayallerinin şehri ve hayallerinin şehri derken biz sadece demin anlatmak istediğim gibi bir toprak bahçesinden ibaret değil o. Bir ideal, o işte o mefkure dediğimiz o ideal çok büyük bir ideal. Aslında İstanbul kendi şahsında gök kubbenin altındaki yeryüzünü bana göre temsil ediyor. Ve kızım, o yeryüzünde doğu da var, batı da var. Doğunun ve batının hükümdarı ve olmak. Bir imparatorluk tacı var hocam. Birine. İmparatorluk tacı var ve Bizanslı devlet adamlarını, bilginleri hiçbir zaman yatsamıyor. Evet, onları alıyor ve onun Kayseri Rum fermanlarında kullandığı Kayseri Rum demek Roma İmparatoru. Roma demek. İmparatoru. Bunu diyor zaten. Evet, ünvanlarından biri de bu. Yani ama yanlış mı? Değil, tabii ki değil. Evet. Zaten tahtı aldı. Evet, Bizans bilginlerinden Georgios Trapezunses, tam inşallah doğru telaffuz ettim. Doğu Roma'nın merkezi İstanbul'dur. İstanbul'u alan Doğu Roma'yı da alır, imparatorluğu da alır ve bu şehri alan aynı zamanda Doğu Roma İmparatoru'dur. Roma İmparatoru'dur. Yani sen de zaten Roma İmparatorusun diyor. Bunu Fatih'e söylüyor, kendisi söylüyor. Ve böylece aslında Fatih kafasındaki Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı olmak. Ama bu hükümdarlık öyle bir hükümdarlık ki içinde yaşayan Müslüman ve gayrimüslim herkesi adalet içinde, mutluluk içinde yaşatabilecek bir hükümdar. Sonraki yaptığı zaten hareketlerle bunu belirtiyor. Hocam size ek olarak şunu da ben belirteyim. Robert Martin da diyor ki, Fransız profesör, notarası İstanbul valisi yapmayı düşündü diyor. Evet. Ufka bakar mısınız hocam? Evet. İstanbul'u en iyi tanıyan kişi çünkü. Yani yardımcısı, imparatorun en yakın yardımcılarından biri. Grand Dük. Evet, notaras. İstanbul'u en iyi tanıyan kişi olarak onu o göreve getiriyor. Peki burada biz neyi düşünüyoruz? Anlıyoruz aslında. Bu İslami bir değil mi? Temel değil mi? Peygamberimiz ne diyor hadisinde? İşi ehline emanet edin. İstanbul'u en iyi tanıyan kim? Notaras. Notarasa emanet ediyor. Değil mi? Yani aslında baktığımızda bize bunlar diğer padişahların, diğer hükümdarlardan farklı şeyler gibi gelse de baktığımızda İslami anlamda da Türk devlet anlayışında da aslında birebir uyuştuğunu görüyoruz. Zaten istimal et politikasıyla sağ kalanları, ölmeyen görev alanlar da İslamlaştırıyor. Evet, evet. Ve şehre Ermenileri, Rumları çağırıyor. Ayrılanları da çağırıyor. Bilim insanlarını da çağırıyor. Herkesi de. Çünkü demin söyledik ya,
Hüner bir şehri bünyat etmektir. Bir şehri yakıp yıkarak ele geçirmek değil, bir şehri imar ederek, orada yaşayanların gönlünü kazanarak, işte fetih, fatihlik bu demek aslında. Derin anlamı bu. Hani sıradan anlamı bir yeri ele geçirmek. Hayır, fatihi bu kadar basitleştiremeyiz. O bu derin anlamları hak ediyor. Çünkü oradaki amaç bu. Bakın ne yapıyor? Herkesin canını bağışladığı gibi görevinde yetkin olan Rum, Hristiyan kim olursa olsun onu o göreve getiriyor. Çünkü niye getiriyor biliyor musunuz? Çünkü göğün, mavi göğün altındaki hükümdarı o olduğu için onun altında kişioğlu, insan var ya bizim Bilge Kağan'ın dediği. İnsanın hükümdarı Türk hükümdarı. İşte aslında o tecelli etmiş oluyor. Çok enteresan. Bakın o dilek, o anlayış, dünya anlayışı aslında Fatih'te tecelli ediyor. Ve baktığımız zaman diğer padişahlardan onu ayıran, diğer hükümdarlardan onu ayıran özelliklerinden biri bu. Müthiş bir vizyon. Vizyon, vizyoner olmak her padişahta olacak bir şey değil. Vizyoner olmak kendi yaşadığı dönemin anlayış ve sınırlarını aşan bir ufka sahip olmak. O ufukla bakabilmek. İşte onun için bazılarımız Fatih'e ya bunu niye böyle yaptı? Allah Allah. Niye işte Bizanslıları bu görevleri atıyor acaba? Niye Türkleri atamıyor? Burada çok yüksek bir bilinç var aslında. Tabii. Çok yüksek bir bilinç var. Biz bunu basitleştirirsek, bir kalıba sokarsak Fatih'i anlamamız da mümkün olmaz. Fatih'in mefkûresini de anlamamız mümkün olmaz. Ve Türk Cihan Hakimiyeti mefkûresini de anlamamız mümkün olmaz. Orada Bilge Kağan'ın mesajı aslında Fatih'te soğutlaşıyor. Değil mi? Göktürklerde de daha önce Hun İmparatorluğu'nda da o toprakların içinde Türklerin dışında bir sürü halklar yaşıyordu. Onlar da bir imparatorluktu aslında. Ama yönetici olan Hakan, kesin, Türk Hakanı'ydı, Türk Kağan'ıydı. Ve öyle bir yönetiyordu ki onlara eğer zaten adalet olmazsa hiçbir şey olmaz. Yani adalet düşüncesi çok çok önemli. Ve kapsayıcı olmak. Dünya hükümdarı, dünyanın her yeri benim hükümranlığımdadır demek işgalcilik değil, bilakis kucaklayıcılık ve kapsayıcılık aslında. Fatih bunu bu hedefe yürüyor ve yaşadığı ömrü boyunca da bunu gerçekleştiriyor. Bakıyorsunuz işte ölmeden önceki son seferi. Kimse bilmiyor nereye olduğunu, bilemiyoruz ama Fatih'in o güne kadar yaptıklarını düşündüğümüz zaman o hedefin ki Otranto alınmış, Yedik Ahmet Paşa Çizme'nin topuğunda Otranto'yu fethetmiş. İtalya'da Osmanlı tarihinde ilk olarak İtalya'nın bir toprak parçası Türklerin eline geçmiş. Orada bir üs kurulmuş. Amaç orayı üs haline getirip askeri takviye ile Roma üzerine yürümek. O zaman ne olacaktı? İki Roma'nın da hükümdarı olacaktı. Evet, Doğu ve Batı'nın. Evet. Ve işte İstanbul'a girdikten sonrasını biraz şehri yeniden imar etmesi, evet, şehri İslamlaştırması, İslamlaştırmaktan kastımız İslami müesseseleri oturtmak tabii, suretiyle tabii. Yeniden bina etmesi. Ama bunu yaparken de sizin belirttiğiniz gibi hocam, burada uluslar, bugünün şartıyla bile uluslararası bir düşünce yapısına sahip bir adamdan bahsediyoruz. Ve yaşadığımız çağ, orta çağ. Evet, orta çağ. Yani düşünün onun zihin dünyasını ve vizyonunu düşünün. Müthiş, olağanüstü. Yani Haçlıların girdiğinde Kudüs'e neler yaptıkları, bundan 500 sene İstanbul'a önce da neler yaptıkları. 200 sene önce İstanbul'a, evet, girince neler yaptıkları 1204 Haçlı, evet, seferiyle. Dolayısıyla bir dünya görüşünden çok, evet, büyük
vizyoner sizin bahsettiğiniz gibi bahsetmemiz mümkün. İstanbul'a giriyor ve bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin daha sonra hocam bulunduğu yere Beyazıt'taki merkez rektörlük binasının olduğu yere ilk sarayı eski saray dediğimiz sarayı Atike'yi yaptırıyor ve aslında İstanbul fethedilir fethilmez bunu da çoğu zaman tam da bilmiyor izleyicilerimiz diyelim ya da bu işi anlatanlar da bilmiyor. İstanbul fethedilir fethedilmez başkent olmuyor hocam değil mi? İstanbul ancak yeni saray yapıldık, eski saray yapıldıktan sonra yani İstanbul fethedildikten sonra 2-3 sene sonra Fatih'in yerleşmesiyle beraber merkezi yönetimin de onunla beraber devlet kademesinin gelmesiyle beraber başkent ilan ediliyor. Tabii sürekli Edirne'ye gidip geliyor. Edirne'de zaten. Ya hep Edirne'de tabii başkent orası resmi başkent. Başkent orası daha sonra başkent ilan ediyor ve sizin de söylediğiniz gibi daha sonra 68, 69, 70'lere doğru 1460'lardan bahsediyoruz. Topkapı Sarayı'nın yapılmasıyla beraber bambaşka bir dünya ortaya çıkıyor. Yani bir saraydan çok daha fazlası. Koskoca bir imparatorluğun bir sürü bölümden oluşan bir yapısı ortaya çıkıyor. Devlet mekanizması, Enderun dediniz ve bu Enderun'dan her çeşit çok büyük bir akademiden bahsediyoruz. Tabii tabii. Seçilerek alınıyorlar sınavla. Nasıl şimdi çok iyi eğitim kurumlarına çok ciddi sınavlarla çocuklarımız işte giriyorlar sınavları görüyoruz. Bizler de girmişizdir mutlaka. O sınavlara, o tür sınavlara üniversite sınavı gibi mesela düşünün. Ya da en seçme o işi yapabilecek en iyileri oralara alıyorlar. Yani sıradan insanlar Enderun'a alınmıyor. Tipine bile dikkat ediyorlar ya. Tabii. Hani tabii ki Allah'ın yarattığı her varlık güzeldir ama o kişinin yarın saray bir vali yöneticisi olarak devletin temsilen bir yönetici olarak bir yerde yönetebilmesi için onun yüz olarak da yüz karakteri olarak da etkileyici olması lazım. Retoriği nasıl iyi konuşabiliyor tabii, mu? Buna da dikkat İtabet ediliyor. Sanatı. Yani fiziksel olarak da seçilerek alınıyorlar. Hani uzun boylu, yapılı, gösterişli. Çünkü devleti temsil ediyor bulunduğu yerde. Devleti temsil ettiği için devleti ne kadar yüksek yüce temsil ederse devletin yüceliği de o nispette halka. Yani yönetenle yönetilen arasındaki o saygı ve boyun eğme itaat ilişkisi o zaman çok daha iyi kurulabilir. Bütün bunlara dikkat ediliyor ve Fatih işte gerçek imparatorluk haline gelmesi bütün bu kurumların oluşmasıyla oluyor. Şimdi Topkapı Sarayı'na baktığınız zaman dünyadaki birçok saraydan aslında çok daha yavan gelir değil mi? Mütevazi gelir. İşte orada maksat çok gösterişli saraylar yapmak değil. Mütevazı saraylar içerisinden mücevherleri çıkarabilmek. İşte Enderun'dan çıkıyor o mücevherler. O mütevazılık ortamı içinde yetişen devlet adamları Osmanlı'yı 600-700 yıl yaşatıyorlar. O padişahlar yaşatıyor. Ama ne zaman ki sistem, bu sistem bozulmaya başlıyor. Ataların koyduğu kurallar ne zaman ki bozulmaya başlıyor, uyulmamaya başlanıyor. Ne zaman ki çağı, Fatih çağının da ötesinde değil mi? Bırakın çağı takip etmeyi, çağın çok gerisinde kalmaya başlayınca hükümdarların vizyonları devlet de o nispette geriye gitmeye başlıyor. Onun için Fatih'in imparatorluk kurucu olarak yani Kayseri Rum unvanını alırken, imparator unvanını alırken sadece Roma imparatoru değil, aynı zamanda Türk imparatoru da demek lazım. Tabii ki yani, Kaan. Kaan ve imparator birçok ülkeyi, birçok milleti birleştiren, yöneten ve onlara adalet ve şefkatle hükmeden bir imparator. Zaten böyle olmazsa
şiddetle, cebirle yapılan bir hükümdarlık ancak o hükümdarın ömrüyle sınırlı olur. Ondan sonra darmadağın olur gider. Niye 700 yıl, 600 yıl devam etti Osmanlı? İşte o kurumlar. İşte bunlar klasik kurumların oturması, yerleşmesi. Topkapı Sarayı da tabii ki bunlardan biri. Öyle bir dünya egemenliğinin başkenti elbette ki İstanbul olmalıydı. Napolyon bile diyor ya, dünya bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Ve Çandarlı Hocam bu kadar yaptı, etti. Ve fetihten sonra artık hesaplaşma başlıyor. Evet, Çandarlı'nın idamı ne yazık ki. Tabii ki çok ortada iyi çok bir devlet. Belirli bir sebep de yok. Yok tabii. Ama 12 yaşından itibaren yaşanılan yazılmışlara kaydedilen, tabii kağıt kalem olarak değil de zihinlere kaydedilen şeyler var. Belki bundan da fazlası vardı. Şu anda bilemiyoruz ama İstanbul'un fethinde neler yaşandı? Belki fethin gecikmesinde Çandarlı'nın rolü oldu mu? Gerçekten olmadı mı? Halil İnalcık hocamızın rahmetle anıyoruz. Bir yazısını okumuştum bir tarih dergisinde. Burada Çandarlı'nın bir takım ihmallerinin olduğundan bahsediyordu. Ne kadar doğrudur tabii bilemiyorum. Ama bizim bildiklerimiz kadarıyla idamı hak edecek şeyler yapmış demek ki Fatih açısından. Tabii en iyi o bilir. Biz sadece olaya dışarıdan bakıyoruz. O bizzat yaşadı bunları. Ve Çandarlı gibi bir otoriteyi, bir devi, bir timsali bir anda ortadan kaldırabiliyor. İşte bunu başarabilmesi de onun imparator tek güç, tek yönetim, tek otorite olduğunu ispatlıyor. Tam da ona geliyordum. Buradan şunu da çıkartabiliyoruz değil mi hocam o zaman? Hem siyasi hem ekonomik güç olarak kendisine rakip olabilecek Türk ailelerin ortadan önünü sünger çekiyor, işte ortadan kaldırıyor ve kul sistemini getiriyor. İşte sizin bahsettiğiniz o güzide kurum, Enderun'dan çıkanlar artık kul sisteminde de olmaları sebebiyle. Çünkü şunu da açıklayalım ki hocam, hani kul diyoruz. Kul ne demek? Evet, kul sistemi Fatih Sultan Mehmet'in özellikle Enderun'dan yetişenleri devlet hizmetine almasıyla ve üst düzey yönetici yapmasıyla beraber bunlar padişahın kulu statüsünde oluyorlar ve bunların şerri hukuk mahkemelerine göre herhangi bir yargılama sonucu idam edilmelerine, cezaya çarptırılmalarına bir normal bir Müslüman gibi gerek yok. Bunlar padişahın kulu. Nasıl biz Allah'ın kuluyuz? Bunlar padişahın kulu oluyorlar ve padişahın bütün hayatları boyunca onun ağzından çıkacak iki cümleye kalıyorlar. Ölüm ve yaşamları. Evet, evet. Ama bir Müslümansanız veya bir Hristiyansanız ya da bir gayrimüslimseniz padişahı dava edebiliyorsunuz. Nitekim davalarla da uğraşıyor Fatih Sultan Mehmet Han. Evet. İşte bunları oturtabilmesi, bakın bu yani hakikaten Orta Çağ için, tabii Orta Çağ'ın kapanıp Yeni Çağ'a geçtik de yani Orta Çağ dünyası için çok uzak şeyler. Belki bugün hani yapılsa bugün bile yine hayretle karşılayacağımız şeyler ama o zamanlar için gerçekten olağanüstü şeyler. Yani onun ufkunu, yani Fatih'in zekası ya da işte yetişmesi, donanımı falan her şey tamam da bana göre onun ufku, onu farklı kılan ufku, onun vizyonu çok farklı. Yani Türk kültürünü biliyor, İslam kültürünü biliyor, Batı kültürünü biliyor, eski Yunan kültürünü biliyor, hepsinden faydalanıyor, hepsini içselleştiriyor ve bir bakıyorsunuz müthiş bir şey var, kapsayıcılık var. Ve ben bunların hepsinde neyi görüyorum biliyor musunuz? O gök kubbenin altındaki tanrısal kutla, aldığı kutla yöneten hükümdarı görüyorum hep. Dönüp Hep Orta Asya'ya geliyorum. Ve oraya döndüğüm zaman
kut almış. Yani bir hükümdar Türk devlet geleneğinde kutu nasıl alır, nasıl belli olur? Ancak böyle olur. Ha, kendisi bilmez. Olağanüstü işler yapması lazım. Tanrı'dan kut alması için olağanüstü bir devlet becerisi başarması lazım. Olağanüstü şeylere imza atması lazım. Ülkesinin geleceği için çok önemli adımlar atması lazım. E şimdi bunlara bakıyoruz. O zaman biz Fatih'e kut almış diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk'e kut almıştır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tabii Türk bunlar kut almışlardır. Evet, bunların bir ünvanı da kut almış olmalı bana göre. Yani Fatih'in de Mustafa Kemal'in de Atatürk'ün de kut almışlar. Tabii, kut almış İkisi de ikisinde de ortak yön çok müthiş bir vizyonlarının olması. Yani kendi çağlarının daha ötelerini anlayabilmeleri, hissedebilmeleri ve yaşayabilmeleri. Bakın yaşayabilmek derken çok basit bir örnek vereyim. Bizim Orta Asya kültüründe ne vardır beslenmede? Değil mi? Et ve hamur ağırlıklıdır. Değil mi? Orta Asya bir kavmi olarak, Orta Asya'dan gelen bir millet olarak Türk milletinin. Şimdi Fatih ne katıyor ona? Deniz artı katıyor. Deniz ürünlerini katıyor. Şimdi Fatih devrine ait yemek şeylerine baktığınız zaman İstiridye dolması görüyorsunuz. Çok da seviyormuş. Evet. Terkos balığı buğulaması. Terkos gölünden çıkan balığın buğulaması. Sevdiği şeyler. İstiridye dolması. Şimdi bu da çok enteresan. Yani Fatih bizi o kadar şaşırtıyor ki hazmetmemiz zor oluyor. Şimdi bakıyorsunuz bir anda o Orta Asya'nın klasik et beslenme usulünden bir anda deniz ürünlerine geçiyor. Niye? Çünkü eğer İstanbul'a hakimsen İstanbul'un beslenme kültürünü de kapsayabilmen lazım. Ben İstanbul'u aldım, İstanbul'un kültürü benim dışımda. İşte daha önce Bizans yaşamış, başkaları yaşamış. Yok. Olmaz ki. Sen onların üzerine geldin, onları tamamladın. Nasıl İslamiyet kendinden öncekileri tamamlayan ve mükemmelleştiren bir dinse, işte burada aslında Türk devlet anlayışının, Türk yönetim anlayışının da burada evrensel anlamda ama geldiği, yönettiği yeri her şeyiyle kucakladığını, içselleştirdiğini bu demek değildir ki karışıp yok oldu. Onlara aslında evrensel Türk yönetim anlayışını benimsettiğini ve onun adaletle hükmetme nazariyesini, bakış açısını aslında yaşattığını gösteriyor. İstanbul'a baktığımız zaman Fatih ne yapıyor? Bir sürü Anadolu'dan Türk göç ettiriyor oraya. Ama hepsi zanaatkar. Zanaatkar tabii. Şimdi buradaki amaç ne? İstanbul'u. Diyor ki ben mavi göğün altındaki hükümdarsam, orayı yönetiyorsam, buna en layık şehir de İstanbul ise, İstanbul buna gerçekten layık olmalı. Tek bir milletin, tek bir dinin insanları orada değil, bütün dünyada yaşayan insanların en seçkinleri, en başarılıları, dediğiniz gibi en iyi ustaları, en yetenekli ustaları, doğunun ve batının, o günün diliyle söyleyelim. Büyük Türk lakabı. Evet. Orada olsun ki dünyanın merkezi de orası olsun. Bakıyorsunuz hem Türkleri getiriyor, yerleştiriyor. Hatta Anadolu'dan çok rahatsızlık oluyor bu konuda. Tabii ciddi, gelmek istemiyorlar. Gelmek istemiyorlar. Herkesin bir zorunlu düzeni göç var. Yapıyor. Zorunlu göç. Onları yerleştiriyor. Öte taraftan Anadolu'dan Ermenileri getiriyor, yerleştiriyor. Rumlara zaten gitmeyin diyor. Burada kalın diyor. Museviler yerleştiriyor. Ve bakın dünyada bir örneği yoktur. 1461 tarihi sadece Trabzon'un fethi değildir aslında. Fatih bu Katolik Ortodoks çatışmasından bizar olmuş, bunalmış olan Ortodoks din adamlarının içinden
Genadios Skolarios'u ikinci Genadios adıyla Patrik olarak atıyor. Kendisini yemeğe davet ediyor. Kendisine patriklik asasını veriyor. Düşünebiliyor musunuz? O bana bir, tabisin diyor. Efendim? Bana tabisin diyor. Evet. Seni ben tabii, koyarım diyor. Tabii. Senin tacını da, tahtını senin da. Senin elinden ben taç giymem diyor. Asanı da sana ben veriyorum diyor. Veriyor. Hem burada kendi gücünü gösteriyor, otoritesini gösteriyor. Zaten dünyanın gök kubbenin altındaki dünyayı, yeryüzünü yöneten hükümdar bunu yapamıyorsa onun iddiası boşuna iddiadır. Demin dediğinizde hocam tabii işin şu boyutu var. Ona onu veriyor ama şunu da hiçbir zaman unutmayalım. Doğu Roma yani Bizans imparatorları da taçlarını bu patriklerin elinden ya, giyiyorlardı. Tabii ki. Onlar giyiyorlardı Ayasofya'da değil mi? Ayasofya'nın o meşhur yuvarlak şeyi vardır. Seyircilerimiz, gezenler, görenler varsa işte hükümdar orada durur, orada taç giyer. Kim giydirir? Tam hemen girişte efendim üstümüzde evet. Kalır üst kısmınızda. Evet. Ana girişte. Evet. Orada taç giyerler. Yani burada Fatih'in kendi gücünü ve otoritesini orada patrikliğe de gösterdiğini ama bir taraftan da o düzeni devam ettirmesi için tabii, onu benim aklımda ben yöneteceğim evet, diyor. Evet. Onu. Ha onunla mı kaldı? Hayır. Esas işte demek istediğim 1461'in önemi. Bursa'da metropolit olan Hovakim Ermeni metropoliti Hovakim'i alıyor ve patriklik makamı kuruyor İstanbul'da. Düşünebiliyor musunuz? Bir Müslüman hükümdar bir Hristiyan patriklik bir dini ruhani makamı kurduruyor. Oraya atıyor. Bu dünyada bir şeye ihtiyacınız olursa bana gelin diyor. Evet. Emsali olmayan bir şey. Dininizi yaşamakta özgürsünüz. Evet. Diyor. İzleyicilerimiz bilir mi? Bugün Ermeni patrikleri patrik olarak seçildikleri zaman Fatih'in türbesine giderler ve kurucu olarak İstanbul'dakiler. Evet, İstanbul'da o dua terörist eder. Olanlar, yok, değil. Terörist devletin yok, o değil, değil tabii. Şimdi burada Fatih'in aslında kendini Hristiyanlığın da üstünde Hristiyan din yani burada Allah'ın dininin üstünde demek istemiyorum ama kurumların Hristiyan kurumların da üzerinde bir yetkide gördüğünü, bir makamda gördüğünü anlıyoruz. Bizim Türk eski Türk hakimiyet düşüncesine baktığımızda kutu, tanrısal kutu kim verir? Tanrı bağışlar, değil mi? Ona o da yetkiyi verir. Osmanlı padişahları kendine ne diyor? Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Böyle bir vasfa sahip olan kişinin de patrikliği kurmak ya da atamak gibi bir meziyetinin olması doğru. Çok önemli. Hocam tabii burada şimdi hemen buna paralel olarak bir şey daha soracağım. Onun da sohbetini yapalım çünkü süremiz de azalmaya başladı. Tam da bu arada tarihi çok iyi okuduğunu biliyoruz. Muhtemelen Justinianus'u da biliyordu. Evet, evet, Ayasofya'yı evet, yapan. Evet, evet. Justinianus'un kanun yapıcı olduğunu da biliyordu ve bu iş böyle olmaz dedi. Benim bir kanun yapıp evet, devleti evet, kanunla yönetmem lazım dedi. Evet. Bir kanunname hazırlattı. Evet, değil mi? Bunu evet, soracağım. Evet, bir evet, de bu kanunnamelerin en çok ilgimi çeken yanı hocam biliyorsunuz hani kültür tarihi derslerinde Osmanlı evet, kültür evet, tarihinde evet, de verir. Evet. Tefrişat kanunnamesini koyuyor hocam. Evet, evet. Tefrişat kanunnamesi, evet, evet, protokol kanunnamesi. Tabii, protokol. Bunu tabii, koyuyor yani. Tabii, bundan biraz tabii, bahsetsin. Tabii, tabii. Yani çok ufka önemli. Bakın hocam işte. Evet, muazzam. Şimdi zaten Fatih imparatorluk düşüncesini ya da gök kubbenin altındaki hakimiyet telakkisini boşu boşuna söylemiyor. Bunu eylemleriyle de ispat ediyor. Rum patriğini atıyor. Ermeni patriğini atıyor. Halbuki Batı'da o sırada şeyler din büyükleri, psikoposlar krallara taç giydiriyorlar. Burada patriklik asasını Fatih veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Müthiş bir şey bu. Çok büyük bir değişiklik. Ve bu aslında
Neden ikisini bu şekilde, yani neden mesela sadece Rum patrikliğini ya da Ermeni patrikliğini yapmadı da ikisini birden yaptı deyince, burada da onun müthiş stratejik zekasını görüyoruz. İstanbul'daki o andaki Rum kültürü ve insan nüfus olarak fazlalığını aslında yanına dinsel olarak Ermenileri de koyarak bir denge unsuru oluşturuyor. Aslında burada hani ya işte ikisi de olsun burada gibi değil. Bunun arkasında yine büyük bir düşünce var. Tamam, ikisi olsun, dünyayı buradan yöneteceğim, onlar da burada olsunlar. Evet, bu bir sebep ama bir taraftan da Rum patrikliğini Ermeni patrikliğiyle dengeleyebilmek. Zaten statü olarak da aynı. Evet, statü olarak aynı, tabii. Bu böyle bir düşünce var. Ve sizin söylediğiniz bir anda aklımdan gitti. Kanunnamede. Ve protokol, tefrişat. Evet, protokol. Şimdi imparatorluk olduğunuz zaman imparatorluk kurumlarınızın da oluşması lazım. İmparatorluk kurumlarınızı oluşturmadan imparator olamazsınız. Yani siz kendinize, Fatih boşu boşuna Kayseri Rum demiyor kendine. Yani Roma İmparatoru ya da karaların, denizlerin sultanı boşuna bunu demiyor. Bunu eylemleriyle de gerçekleştiriyor. Ne demek eylemleri? Bir imparatorsan sen eğer, senin kurumların olması lazım. Klasik müesseselerin, yani devleti yöneten kurumların ana bir yapıyı taşıyan sütunlar neyse o sütunlarının olması lazım. O sütunları kuruyor. Onun için bir kanunname, Fatih Kanunnamesi'ni koyuyor. İşte oradan yeme içme adabından imparator ya da sultanın, hükümdarın nasıl yemek yiyeceğine, ki yalnız yemek yeme şeyini getiriyor. Ondan sonra devletin nasıl yönetileceğini, hükümdarlığın babadan oğula nasıl geçeceğine, kardeşlerin işte burada hep eleştirilen işte nizam-ı alem için kardeş katlinin olması. Aa, biz şimdi bugünün gözüyle bakıp ah ne kadar tabii, vahşi. O anakronizme giriyor yani, zaten onu. O çok komik bir şey. Çünkü o günün dünyasında Osmanlı az daha yıkılacaktı, düşünsenize. Yani Fatih'in dedesi... Türk devletleri böyle yıkıldı. Tabii, hep böyle yıkıldı. Fatih'in dedesi bunu bizzat yaşadı. Yıldırım Beyazıt yaşadı bunu. Ve ondan sonra Mehmet'in ortalığı toparlayabilmesi, büyük dede Mehmet'in, birinci Mehmet'in o kadar zor oldu ki, hem Bizans'ın beslediği, büyüttüğü şehzadelerle, tahta varis olan şehzadelerle uğraştı, hem diğerleriyle. Şimdi bu büyük bir deneyim, tecrübe, acı bir tecrübe. Fatih bunu çok iyi bildiği için merkezi bir imparatorluk. Evet, bir dünya imparatorluğu amaç ama merkezi. Merkezi bir imparatorluk olmanız için merkezi imparatorluk kurumlarınızın oluşması lazım. Kanunlarınızın olması lazım. O kurumları oluşturmak için onlarla ilgili kanunları yayınlamanız lazım. İşte Fatih'in meşhur o kanunnamesi bütün bu yapıyı, imparatorluk yapısını oluşturan ana temeli oluşturuyor. Hocam say say bitmiyor ve o kadar çabuk geçti ki sizinle 2 saatimiz. Öyle mi? Çok mu evet, geçti? Evet. Valla ben 20 dakika ya da yarım saat oldu. 2 saati oh maşallah. Hocam. Son cümlenizi alıp kapatalım istiyorum. Son cümleyi size veriyorum Fatih ve Fetih hakkında. Evet. Bildiklerimizin ötesinde bir Fatih düşünelim diyorum ben. Yani Fatih'i sadece İstanbul'u fetheden bir hükümdar olarak değil, Fatih'i eski Türk devlet anlayışına göre evrensel bir dünya imparatorluğu kurmak isteyen, bu imparatorluğu kurarken de insanların gönüllerini kazanmayı birinci amaç olarak gören bir anlayış. Bu anlayış aslında çok yüksek bir insanlık ideali. Fatih o gün bunu gerçekleştirmeye çalıştı. İnşallah dünya bir gün bu olgunluğa gelecek ve böyle yönetilecek. Öyle diyoruz. İnşallah. Peki.
Kıymetli hocam, katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim şeref bugün verdiniz. Bu fırsatı verdiğiniz için. Ve programı kapatmadan önce efendim, bugün bizde yeni çıktı kitap. Fetih ve Fatih, Tevarih'ten Tarihe, Popüler'den Kültür Endüstrisi'ne, Profesör Doktor Ahmet Şimşek ve Emel Akbaş kaleminden çıkan değişik yönde yazılmış çok bir eser. Çok beğendim. Yeni çıktı, onu da söylemiş olalım. Ve efendim, kıymetli büyüğüm, değerli hocam, Doktor Hakan Yıldız'la beraber, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi hocamla beraber Fatih ve Fetih'i biraz farklı yönleriyle Fatih Sultan Mehmet Han üzerinden değerlendirme yoluna gittik ve Fetih'te hayatını kaybedip şehit olanları tekrar rahmetle, minnetle anıyoruz. İyi ki dedelerimiz onlardı diyoruz, bize bu güzel şehri armağan ettiler. Onlar olmasaydı biz burada bu yayını yapamazdık, burada oturamazdık diyoruz. Evet, rahmet. Efendim, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bugün tarihe notumuzu Fatih Sultan Mehmet Han'la düştük.